Sağ şimdi ve %100 yüz. gerçekten hepinize merhabalar dostlar. Bugün konumuz momentum ve izli takip yaparak karı cebe nasıl alırız bunları öğreneceğiz hep birlikte. Sizler de bu tarz videoların devamının gelmesi için videonun altına güzel yorumlarınızı bırakıp kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne kadar uzun oldu ya arkadaşlar. Evet hızlı bir şekilde başlayalım dostlar. Şimdi sizlere e, birçok formasyon öğrettik. Elimizden geldiği kadar trading bir ev, e, tahtası üzerindeki bildiğimiz tecrübeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Şu an ekranlarımda AVAX var. AVAX'ı görüyorsunuz. AVAX üzerinden işlemler gerçekleştireceğiz. İlk önce izli takibi nasıl yapacağımızı konuşacağız. Hemen ardından da momentum nedir? Nasıl çalışır? Momentumda takip etmemiz gereken Formasyonlar nelerdir? Onları öğreneceğiz dostlar. Discord kanalında eğitim bölümünde tahta üzerinde kullanabilecek birçok formasyonu ben paylaştım. Oradaki formasyonları arkadaşlarım eğitim bölümünden görselliği ve anlatımlı bir şekilde okuyup bakıp kendi tahtalarında bu tarz formasyonları çalıştırıyorlar. Şimdi onların da kaçırdığı canlı yayınlarda izi takip verdiğimiz için eğitim videosunu atamamıştık. Hemen onların da takip edebilmesi için bu izli takibi paylaşalım. Şimdi bir kama formasyonumuz vardı. Avax üzerinde kırılan kama formasyonunun hedefi yukarıda 80.03'tü. Ama şu an piyasada Avax güzel bir şekilde formalanıyor. İçeriye yatırımcı giriyor. RSI günlük değerliği kırdı. MACD ilk yeşil mumunu yaktı. Her şey harika duruyor. Yani yani Avax'ta gidebileceği yerin şu an limiti yok. Hedefini aşmış durumda. Şimdi Hedef belirlemeyi kamada yaptık. 80.03'te orayı kırdık. Şimdi izli takip yapacağız dostlar. Hedef neresiydi bizim? 80.03'tü değil mi? Hatta şu hedefi de gösterelim. Tam 80.03 değil çünkü. Tahtayı büyütelim hemen şöyle. Birlikte anlamaya çalışalım dostlar. Şimdi kama yapısının son dip köşesinden hedef çubuğunu çiziyoruz. Çizdiğimiz hedef çubuğunda kırılım şurası. Kırılımın geldiği yere yani mumun altıymış o tamam. Kırılımın geldi ya şunu rengini değiştirebilirsiniz. Yeşil mumları bazen takılıyor. Hatta şunu sarı yapalım net anlayalım. Okey süper bağlama yeri burası. Şimdi hedef neresi? Davaks üzerinde günlükte kamanın kırıldığı yerden 78.06 idi. Şimdi Fibonacci'yi burada kıran mumun altından tutup 0 değeri aşağı gelecek 1 değeri de hedefe gelecek şekilde ayarlayacağız. Şimdi izli takip yapmaya başlıyoruz. Şimdi Burada izli takip yaparken günlük mum da kullanabilirsiniz. 4 saatlik mum da ama günlükte kırılımı yaptığı için günlük mum kullanmanızı öneriyorum. Yine mumda kırılımlar tek tek geliyor. Hızlı takibin olayı şudur. Mum kırılımına başladı. 68'den yola çıktık. 38.2'ye mum bu şekilde geldiğinde buraya geldiğinde artık sizin stop yeriniz 70 47 oluyor dostlar. 70 47. Değil mi? Mum buraya geldiğinde. Şimdi buradan mum devam edecek yoluna. 73. Bakın 73'ün üstüne. Niye benim çizdiğim yerden çizmiyor ya? Hayırdır? Allah Allah. Değişik şey var. Çözemedim. Neyse okey. Devam edelim. internetle alakalı olsa gerek. Şimdi burada stopumuz 70.47 oldu. 71 71 90'a mum değdiğinde. 71.90 kırıldı. 0.5 bölgesi 73.07'ye geldi. Mum artık stop bölgemiz 71.90 oldu. Yani izli takip devam. 71.90. Burada küsür eleyin. 90'ı koymayın. 71 yapın. Mesela 70.47 ise 70 yapın. 71.90 ise 70 yapın. Hemen ardından mum geldi. 61.8'e temas etti. Artık burayı aşındırdı. Hatta kırmayı da başardı diyebiliriz şu bölgeyi. O zaman stopu çekeceğiniz yer 73 oldu. 73.07 yazıyor mesela. 73. Nereye kadar gerileme yapmış? 73.17'ye kadar gerileme yapmış. Hala da stopumuz patlamadı. Kırılım geldi. 75'i test ettik. Hatta üstüne birazcık kırılım geldi. Stopunuz artık 74 oldu. 77.99 hedefine geldi. Hedefine geldi. Stopunuz 75 oldu. Hedefi kırdık. 1272. Bak şu an yeni stop koyma lokasyonu içerisindeyiz. Kırmış gördünüz mü? 1272 80 67'yi kırmışız. İçerideyiz şu an. Kanalın içindeyiz. İçindeyiz. Artık stopumuz 77 oldu Avax tarafında. Karlı satışlar için stopumuz 77 oldu dostlar. Bu şekilde izli takip yaparak oynadığınız parite üzerinde alabileceğiniz en yüksek karı Elde edersiniz. En yüksek kar. Piyasadan en yüksek karla ayrılırsınız. Geri çekilme başladı. Şimdi ikinci stopu güncellemek için neye ihtiyacımız var? AVAX tarafında 82 kırmasına ihtiyacımız var. 82.07'yi kırdığı andan itibaren yeni stop noktanız 80.67'dir. Yani 80'dir. Tek sen. Tamam mı? 80'e koymak zorundasınız. 80'e tetiklemeyi koyacaksınız. Bakın onu bir kere... Anlaşalım, stop loss ile ilgili problemler yaşıyorsunuz. Sizler şimdi işleme gireceğiniz zaman, işlem açacağınız parite üzerinde stop bölümü var. Hatta onu şuradan sizlere göstermeye çalışayım. Bir saniye bekleteyim. Böyle yapalım. Ne üzerinden gösterebiliriz onu? Binance tahtası üzerinden gösterebilir miyiz? Binance. Binance kaldırmış olabilirim. Yo buradaymış o. Binance üzerinden gösterebiliriz. Mesela ne üzerinden? Bitcoin üzerinden. Hemen alt tahtayı açıp gösterelim şu şekilde. Şimdi işleme girdiniz. Sizde artık parite var. Doğru mu? Herhangi bir şey ne var? Bitcoin var. Aldınız. İzle. stop koymak istiyorsunuz. Saat bölümüne geldiğiniz zaman. Şurada stop limit vardır bakın. BTC Türk hesabı kullananlar içerisinde de e, saat bölümüne geldiğiniz zaman en sonda stop vardır. Stop. Stop. Tamam mı? Stop. Hatta AVAX üzerinden gittik. Madem AVAX üzerinden verelim örneğimizi hiç yapmalım. AVAX üyesi sitem verelim. Örneğimizi. Neredeyiz? 81.12'deyiz değil mi? AVAX'da saat stop bölümündeyiz. Şimdi dostlar limit bölümü limit bölümü sizi tetikleme bölümüdür. Limit 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 yani avaksta 80 67 tetiklemesi gereken yer 80 67 80 67 tetiklersen beni sat. Biz orada ne yaptık? 67'yi sildik. Dedik ki 80. Sabitleyin. Cimrilik yapmayın. Sabitleyin. 80. Binance üzerinde tekrar işleme geliyorum. Avax saat bölümü stop, stop limit deyim. İzli takip yapıyorum. Kırılım geldi. 82.07 geldi. Yeni stop noktam 80.67 oldu. Ben cimrilik yapmadım. 80'e çekeceğim stopumu. Sizler limit bölgesine 80 yazıyorsunuz. Stop olması gereken yer 79 oldu. Ki 1 dolar marj aslında sıkıntılı bir marjdır. Buraya 1 dolardan ziyade biraz daha marj bırakmanız lazım. 72, ol e, 78 olabilir burası. Mesela Bitcoin üzerinde ben bazen 100 dolar, bazen 300 dolar, bazen 1000 dolar marj bırakıyorum. Hani patlatamasın diye. E, bu şekilde kullanabilirsiniz. Nedir? 80'e 78 Avax üzerinde. 78 beni burada bir yerde stop edecek. Aşağıda 80'in altına kırar ise, evet stop olacağım burada. Sat diyeceksiniz. Sat bitti bu kadar. Sat stop limiti koyacaksınız. BTC Türk'te de aynı şey geçer. Limit bölümüne 80 orada stop yazmaz. Fiyat yazar. Fiyat. Fiyat bölümüne de 78 yazacaksınız. 79 yazacaksınız. Gidip de 79.50 yazmayın ama. Yani bir zahmet. 79.50 de yazmayın. Çok da cimri davranmayın. Olabildiği kadar stoplar arasını gevşek tutmaya çalışın. Burada e, Avax'ın satılacağı yer AVAX 80'e düştüğü A 80'de tetikleme emri çalışacak. 80 ve 78 arasında alıcı bulduğu an satacak. Eğer bu arayı 79 ne bileyim 79 50 yaparsanız stoplarınız genelde patlamaz. 79 niye koyamıyorum 79 ama şöyle koy işte. 79 mesela stoplarınız patlamaz. Arada alıcı bulabilmesi için 80 ise 78 bile çok dar aslında. Bunu 75'e kadar falan gevşetmeniz lazım. Arada bir 5 dolar olması lazım ki alıcı bulabilsin. 75'te de sizi 78-6'ya çekiyor mesela. Yani belli bir marj bırakarak stop list takibini yapmanız lazım. Stopunuzun patlayacağı yerden alıcı bulması lazım. Şimdi parite çok hızlı bir şekilde aşağıya çekilme yaşarsa sert bir mumda tetiklemesi geri gelirse stopunuzu patlatmaz. Örnek veriyorum Avax düşmeye başladı. Bu mumun bir böyle yavaş yavaş gelip şöyle kırılarak düşmesi var. Tamam mı? Küçük küçük çekile 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 çekile. Burada stopunuz patlar. Bir de mumun üzerinde tek seferde böyle 10 dakikada 5 dakikada vam diye aşağıya çekilmesi var. Burada stopunuzu patlatamazsınız. Eğer ki aradaki Mars sayısını 79 koyarsan. 78 koyarsan patlatamazsın. O yüzden izli takip yaparken stoplarınızın arasına da birazcık şey koyun. Fiyat farkı koyun dostlar. İzli takipte her zaman parayı en iyi yerden çıkışını yaparsınız. Peki çıkışı yaptım hocam. Çıkış bitti. Ben karı cebe aldım. Allah razı olsun. Eyvallah. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi nereden alım yapacağım? Hemen yine Fibonacci yi son tepe Son dip. Burası artık düşüş olduğu için son tepe oldu. Değil mi? Burası da son dip. Aşağı bölüm. Geldin Fibonacci'ni çizdin. Artık alım için kovalayacağın yerler belli. 71, 77, 69, 41, 02, 36, 038, 2. Baba yapıştır kademeli olarak gelsin paracıklar buradan. Tekrar içeri gireceksin. Tekrar buradan içeri gireceksin. Ondan sonra yeni bir yol haritası çıkacak. O yol haritasına göre devam edeceksin. Şimdi kısa vadede kısa vadede ben bu tarz alım satım işlerini çok fazla yapmıyorum. Bugün Avax ne bıraktı? %15 civarı bir kar bıraktı ortalama olarak bugün Avax. Şimdi %15'lik kar genelde 73'ten 71'den geri alacaksam 81'den satmıyorum. O kadar küçük planlarla uğraşmıyorum. Ama Day trade yapan varsa günlük abi günlük %15 kar benim için yeterlidir. Ben alır çekilirim ondan sonra aşağıdan bir daha alırım. Günlük böyle küçük küçük kazanarak giderim. Benim için sıkıntı yok. Hatta YouTube canlı yayınlarında da anlattık. Günde %1 kar etsen günde %1 bir yıl içerisinde paranı bilmem kaça katlıyorsun diye konuştuk. ve aynı şey bunun için geçer. Sen bugün Avax'dan %15'i cebe koydun mu? Koydun Allah bereketlersin. 71 69 civarından tekrar alsan zaten tam kırılımın olduğu yerden bir daha giriyorsun içeriye. babacım gene %15 senin cebinde kalıyor. Bu şekilde kovalayabilirsiniz. Ben bu tarz pariteleri bizim UMA'nın %150 çıkışında kovalıyorum. Mesela parite artık işin rengini değiştiriyor. Avax şimdi yukarıya doğru 90'a 100'e doğru çıksaydı. 96-89'a çıksaydı ben de kar alımına gidebilirdim Avax'ta. Mesela NUS'ta öyle oldu. NUS'ta değil özür diliyorum. UMA'da öyle oldu. Uma nerede? Uma'da öyle oldu. Uma'da geldik. Değil mi? Bak şimdi bunu buna izli takip yapacaksın. Biz Uma'yı nereden aldık? 4-327'ler 4, 4 falan buralardan sahiplendik. Uma ne yaptı? Kırdı. Değil mi? Hedefi neresiydi Uma'nın? Bak şurasıydı hedefi Uma'nın. Ama Uma ne yaptı? Bir anda roketi koydu gitti. Hedefin de üstüne çıktı. Burada biz ne yaptık? Hemen izli takip yaptık. Kırıldığı yerden Fibonacci çektik. Uma tarafına. Tekrar çekelim. Mesela UMA'da kar satışı yaptım. Hiç acımadım. Kırdığı yer burasıydı. E, hedef de bizim şurasıydı. Bak şuradaydı hedef. Yanlış hatırlamıyorsam buralarda bir yerdeydi. E ne yaptık? İzli takibe gittik biz UMA'da. Kırdı devam, Kırdı devam ettik. 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 En son nerede patladı benim stopum? 2-11 civarında patladı. Şuralarda patladı. Şu arada bir yerde patladı. Şu iki renç arasında patladı benim stopum. UMA'dan e, ortalama olarak herhalde bir buçuk iki gün civarında yüzde yüz yüzde yüz yirmi kar ettik. Yani iki buçuk x'e yakın kar ettik. Parayı iki katına katladık, üstüne de kazandık Uma tarafında. Şimdi ben bunu sattım. Sattıktan sonra ne yaptık? Bunda alım konumu verdik yine Discord üzerinde değil mi? Bakın izli stop'un önemi. Biz bunu karda sattık. Bak parite nereye çakıldı. Minnet Bey iki tepeden aldı. Tek, tekrar buradan son dibi buldum. Son tepeyi koydum. Nerede alım lokasyonu? Birinci kademe 38.2. 7.748. İkinci kademe nerede? 6.439. Düşerse ikinci kademe eklemeyi yapacağım yer. Buradan aldın mı? Savaş. Aldın savaş. Nereden aldın savaş? 7.350 desteğinden falan aldım ben. Bir daha tekrar umayı listeye ekledim mi? Ekledim. Okey bitti abi. Umarım anlatabilmişimdir. Ee, anlamadıysanız videoyu tekrar tekrar anlatın. Bazı dinleyin. Bazen hızlı anlatabiliyorum. Şimdi gelelim momentum tarafına. Bu örneği gene Avax üzerinden verelim. Çünkü Avax'ı yırtındım sizlere. Avax almazsan dizini döversin diye. Avax'ın var mı var var. Dot'un var mı var var. İşte Bat'ın var mı var var. E ne bekliyorsun? Sepet yapsana diye şarkı bile yaptık neredeyse bunlara. Şimdi gelelim indikatörlere. Değil mi? Formasyon çizmeyi öğrendiysen artık indikatör çizmeyi öğrenmek zorundasın. O zaman göstergelere geldik. Mom yazdık. Mom. 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 Momentum geldi. Tıkladık momentum'u. Aşağıda momentum açıldı. Momentum nedir? Momentum e, trendlerin hızını ve gücünü en basit şekilde dostlar yansıtan göstergedir. Bunun böyle kocaman bir metin açılımı var. Da yani anlatmaya gerek yok. O kadar uğraşmayacağım. Hani burada bilmeniz gerektiği kadarını öğrenin yeter. Şimdi momentum üzerinde bizler formasyonları nasıl tahta üzerinde grafiklerde çiziyoruz. Burada avax üzerinde ne çizmişiz biz? E kama formasyonu çizmişiz. Aynı formasyonlar benzer formasyonlar momentum üzerinde de vardır. Ne var momentum üzerinde? Yükselen tren, alçalan tren, üçgen formasyonu, simetrik üçgen formasyonu ve bunların kırılımları vardır. Kırılımların geldiğine göre, geldiği yöne göre paritenin hangi döngü içerisinde olduğunu sizlere iletir. Yani içerideki akışın ne kadar hızlı olduğunu ve momentumun o parite için nereye döndüğünü, boğa sezonunda mı, ayı sezonunda mı olduğunu sizlere dile getirir. Boğa ayı dediğiniz zaman eee yıllık periyotlar arasındaki bu aylardan bahsetmiyorum. Bu pariteler bazen bir hafta boyunca kendi içlerinde ayı sezonu yaşarlar. Burada %50, %60, %70, bazen 3x, 4x, 5x, 1000x, 10x'ten bahsediyorum %1000 karlar bırakırlar. Bu onun kendi başına yarattığı boğa sezonudur. Sonra o ayı sezonuna düşer. Yani düzeltmesine gider. O düzeltmeler mini ayılar, mini boğalar diye adlandırılır. O da çok uzun terimler. Şimdi onu da girmeyeceğim o işe. Avak 81-68. 61'den almayan dizini döver demiştim. Şimdi momentumu çizeceğiz. Tahtaya geldiğiniz zaman momentumu bir çift tıklayın. Momentum üzerinde öyle baktığın zaman ne var abi momentumda? Üçgen formasyonu var. Değil mi? Koskocaman üçgen formasyonu. Nereden var? Tepe. Şöyle. Hatta bu tepeyi boş ver. Bu tepe bozuk. Şu tepeyi kullanabilirsin. Böyle. Böyle. Gördüğün gibi bir düşen kanal var. Aynı kanalın bir de yükselen formasyonu var burada. Bak şöyle oluşmuş. Koydun. Hadi bunu geçtim. Bunu geçtim. Bak bunu geçtim. O zaman momentum üzerinde kama çizelim. Her şeyi geçtim. Kama oluşturalım. Şöyle daralan. Şöyle daralan bir kama yapısı var. Bak. Gördün mü? Tak tak. Ne vardı AVAX üzerinde? Kama vardı. Momentum'da ne var? Kama var. Kama nereye kırıldı? Kama aşağıya kırılsaydı geçmiş olsun diyecektik. AVAX ayı sezonuna girdi. 61 altına gidiyoruz. Kendine iyi bak diyecektik değil mi? Kama kırıldı mı? Kırılmadı. Peki kama yapısı AVAX üzerinde. Momentum'da nerede kırıldı verdi. Yani onayı nerede verdi? Onayı. Momentumun onay vermesi lazım dostlar size bir kalitenin sert şekilde yükselişe geçtiğini anlamak için 3 tane etken ver 1. RSI 50 kırılımı. 2. MACD 0 kırılımı. 3. Momentumun formasyon kırılımı. Değil mi? Basit. Isim. İstem yani. Şimdi RSI 50 kırılımı bazen gelir. Makdi yukarı keser, yeşil yakar, gidiyorum der. Ama momentum onayı vermez. O zaman parite gelir, Aresay da şöyle aşağıya düşer. Makdi hala yeşil yakmaya devam eder, bu buralarda böyle oyalanır, oyalanır. Oyalandığı için parite de şurada böyle oyalanır. Gidemez yani yukarı, böyle oyalanır. Neden? Momentumdan onay gelmemiştir. Ne dedik momentum için? trendlerin hızını ve gücünü gösteren basit şekilde yansıtan gösterge. Ne? Ee, Momentum için açalım onu bu yaptık. Uzun uzun anlatmadık. Böyle diğer kanallar gibi böyle girip İngilizce terimlerde havalar da atmadık. Şeki şukul da yapmadık. En basit en anlaşılır dille konuştuk. Momentum ne? Ne? Yani bu kadar afilli anlatmaya gerek yok kardeşim. Bunu yaratan adam o kadar afilli anlatmamış. Bunu yazılımını yapan adam. Yani momentumda ondan geldi mi Avax üzerinde? Geldi abi. Okey abi. Ne korkuyorsun? Yapsana izli takibini. Yap izli takibini. Düş paranın peşine. Düş. Çünkü neden? Yatırımcı Avax'ta şu an. işlem var Avax üzerinde. Gidiyorum diyor. Tutmayın beni diyor. Bırakın yakamı diyor. Aynı işlem bugünün güzel yükselenlerinden ne var? Komp vardı değil mi? Şuradan bir bakalım ikinci ekrandan. Bugün ney başka yüzde? ve ha a yüzde 20 bırakmış abi. Yüzde 19 gözüküyor şu an. A ve üzerinde gelelim. Abi abi abi. Yukarıdaydı değil mi? Bak burada abi. Abi abi abi. ve de izli takibi koymuşuz. Bak izli takip burada görüyor musun? İzli takip. Hedefi neresiymiş abinin? Hedefi de koymuşuz. Hedef şurası. 153.8 dolar. Bak daha hedefine gelememiş abi. ve de henüz bir hedefe gelme yok. Yani A ve üzerinde hemen küçük bir üçgen formasyonu varmış. Çizelim üçgen. Şuradan alabiliyor muyuz? Buradan alamıyoruz. Bozuluyor. Gerçi alabilirsiniz. Şu kadar kırılmalar çok önemli değil de, benim gibi takıntılı bir adamsanız daha temizlerini arayabilirsiniz böyle. Ama ikili var burada. Buradan şöyle üçlü var yine. Şöyle geliyor. Böyle şundan da alabiliyorsun hatta bu üçgen forması Böyle alabiliyor muyuz? Böyle alabiliyoruz mesela bak. Ne var burada? Simetrik üçgen var ya. Simetrik üçgen var. Momentum ne yapmış? Simetrik üçgen üstüne kırılımını yapmış sonunda bak. Başarmış artık. Şimdi bu parite üzerinde mesela çok daha sert bir yükselişin gelebilmesi için momentum kırılımının peşinden Makti'nin şu sıfırı kesmesi lazım. Karı da öyle böyle raketi bir koyacak. Nereye gittiğini anlamayacaksın. Bunları 4 saatlik veya 1 saatlik trade'lerde de yapabilirsiniz. Momentum'la e, izli takip 1 saatlik içerisinde de kısa vadede güzel paralar bırakır. Mesela 4 saatliğe çevirdiğiniz zaman Momentum çizgileri değişkenlik gösterebilir bak. Gördün mü taşma var mesela. 4 saatlikte bambaşka bir e, veri indikatörü var. Hemen elimizde 4 saatlikte ne var? Bak burası var 4 saatlik. Bunları istiyorsanız 4 saatlikte de çizebilirsiniz şu şekilde. Ee, daha net bir eğitim, bir öğretim şeyi olabilir sizin için. Gösterge olabilir öğretimden. Yani şöyle 4 saatlikte. Bak şimdi 4 saatlikte çizdiğimi bir günlüğe çevireceğim. Bozulacaklar gördüm. Yani o konuda tam böyle temiz olsun, titiz olayım, 4 saatlikte anlamaya çalışayım gibi bir düşünce içerisindeyseniz 4 saatlikte de çizimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz bizi engellemez. Hatta 4 saatlikte biraz daha böyle tahtayı kısıp çok daha geçmişe de gidebilirsiniz. Yani iyice olayı abarta da bilirsiniz. Sırf öğrenme aşamasında en tepeleri, en dipleri gözlerim alışsın mantığıyla gidip şöyle çizimler de gerçekleştirebilirsiniz. Bak böyle böyle çizimler de gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bunun üzerinde kırılım bak yeni gelmiş gözüküyor. 4 saatlikte şimdi büyüteceğim momentum tarafını kırılımı gelmiş. Retest oluşmuş. Retest gelmiş. AVD tekrar yukarı doğru gitme çabası var. Neden gidemiyoruz momentumda? Neden piyasa belirsiz? AV tarafında. E çünkü %20 yükseldi. RSI artık tepede sürünüyor. Aksine 4 saatlikte yavaş yavaş kar satışına gitmeye çalışıyor. MACD'de daha yeni kafayı kaldırdığının üzerinde ee, böyle bir 8 saat falan daha böyle bir küçük küçük yükselebilirim diyor. Yani bu 8 saat süreci içerisinde 153.8'i bir test edebilirim diyor. Bu 8 saat ardından tekrar momentum eski yerine geri gelecek. Yani aşağıya doğru kırılımını yapacak. Piyasa kar satışlarına gidecek. Momentum aşağıdaki noktayı deneyecek. Bak tekrar trend çizgisini deneyecek. Nereden gireceksin paraya? Fibonacci çizemiyorsan, Fibonacci'den anlamıyorsan tepeyi bir bulup 61.8 e, 38 2 23 6'yı takip edemiyorsan o zaman momentumu takip edeceksin. Geleceksin buraya momentumu. Bu çizeceksin simetrik üçgenini. Momentum buraya dibe ya. Bak, her dibe işte harita üzerindeki işlem değişikliklerini beraber incelemeye çalışalım. Momentum tarafında. Şimdi sadece momentuma bakın tamam mı? Şuraları sizlere kapatayım. Kafanız karışmasın şöyle. Sadece momentuma bakın. Momentum. Momentumun simetrik üçgende dip denediği yer. Dip denediği yer şurası. Burada dip deniyoruz. Ardından kırılım yukarı geliyor bak. Kar geldi. Tekrar aşağıya kesmiş. Bu arada biraz daha dip deniyoruz. Ve yatay konsolidasyon başlıyor. Bitcoin üzerinde de yatay konsolidasyon başlıyor. Momentum şurada bir yukarı kırılım yapıyor. Tepeleri denerken Bitcoin tepeye doğru gidiyor. Hiçbir şey yapamıyorsan Momentum'un dibinden alırsın. Momentum evet, şuraya değdi an buradan dipten alırsın. Onun altına gerileme şansı var mı? E tabii ki de var. Sen şimdi buradan aldığın için. Buradan. Sonradan buraya düştü abi. Değil mi? Abi buraya düştü. O yüzden her zaman söylüyorum. Fibonacci çizmek çok daha mantıklıdır. 38.2'den alırsın. Pişman olmazsın. Satacağın yeri de sana gösterir dostlar. Şimdi momentum eğitimimizi verdik. Niye böyle oldu bu ya? Bugün niye niye bir garip bir internetim var benim ya? Tert de arkada bilgisayar 3 aydır hiç kapanmıyor herhalde. Elektrik gitti, gitmediği takdirde bilgisayar kapatmıyoruz. Bilgisayar beni böyle bir dinlendir, bana bir mola ver diyor sanırım. Okey dostlar. Ee, daha fazla uzatmayalım. Bugün öğrendiğiniz şeyler sizin için önemli şeyler. Bu öğrendiğiniz eğitim videoları üzerinden gerçekten çok ciddi paralar kaldıran, haksız kazanç elde eden insanlar var. Ee, hep birlikte kazanacağız. Güzel günler yakın. Sıkıntı stres yapmayın. Videonun sonunda bir de bitcoin analizimizi de yapalım. Bitcoin tarafında e, hala da artan üçgen formasyonu içerisinde oturmaya devam ediyoruz. Herhangi bir problem yok e, Fed'in açıklamalarından ekonomistler çok mutlu olmadı. Senato içinde faiz uygulaması ile ilgili e, verilen kararın ve açıklamanın itirazı bile yapanlar oldu. Yani buna itiraz eden, tekrar e, verilerin incelenmesini isteyen senatörler bile oldu. Bunların içinde bizim valut da var. Valut vardı ya kripto düşmanı çakal o da var. Yani genel olarak hala da ee, özellikle Amerikan hisselerinde Amerikan tarafında bu FED kararlarının çok böyle beklenenin dışında biraz daha hayali biraz daha böyle gerçeği yansıtmadığı düşünüldüğü için piyasa hala da biraz kırılgan eğilimine devam ediyor olsun fark etmez. Önümüzdeki en büyük iki engelden kurtulduk birisi neydi? Avrupa Birliği parlamento toplantısından Bitcoin'in yasaklanıp yasaklanmayacağı haberiydi ki yasaklanmadı. 31'e 29 küçümsenmeyecek bir o 29 haberiniz olsun ama yine de o beladan şimdilik kurtulduk tamam mı? O diğer abla yeni taslak hazırlıyor. O taslağı hazırlayana kadar inşallah senatörlükten de atılır da kurtuluruz. Yani bize yakışmıyor birinin mesleğinden edilmesini dilemek ama yani artık bıktırdı yani düşmedi kadın. Yani bıktırdı yani bu inatçılığından. Onun yerine bu ekosistemi bir anlamaya çalış. Bu bu gençlerin şu an gelecek kaygısını az da olsa Yok eden bir sistem anladın mı? Gençler artık hayal kuramaz hale geldiler. Bari kripto üzerinden ufak tefek hayaller kuruyorlar. Tehlikeli olduğu yana ne? Kadının savunduğu tehlike ne? Bu hayallerinizi sizden çalıyorlar. Cebinizdeki 3 bin liraya 4 bin liraya göz dikip bana 3 bin lirayı gönder ben sana balık tutmayı öğreteceğim diyen çakallarla dolu buralar. Ananım o yüzden de aslında kadına hak veriyorum da ama yasaklanması... Na hak vermiyorum. Regülasyonlara hak veriyorum. İncelemelere hak veriyorum. Devletler gerekiyorsa YouTuber'ların da tepesine çöksün. Benden vergi alıp çekileceğine kenara sen ne kadar bilgilisin bu konuda? Gel bakayım buraya sen ne anlatıyorsun? Kime ne anlatıyorsun diye bizi bir sorgulamaları gerektiğini düşünüyorum. Özellikle YouTube'da bu işi yapan herkesi bir devletler sorgulamalı. Yani gel bakayım ne anlatıyorsun? Sen bunları nereden öğrendin? Neye göre bilgilisin? Neyi kandırıyor Kimden ne kadar para topluyorsun da sen bunun karşısında bilgi satıyorsun? Demesi lazım. Devletler de vergisini alıyor. Çekiliyor kenara. Ben bu konuda ablamı destekliyorum. İsmini unuttum çünkü şu an. E ama Bitcoin'i yasaklamak için bu kadar ağır çabalara girmesini de asla destekleyemem yani. Kınarım o konuda. O gençlerin ve gerçekten zor şartlar içinde yaşayıp belli miktarda kendilerini Refah seviyesi sağlamaya çalışan insanların hayallerine atılmış koca bir çomaktır yani. E, çomak sokuyorsun insanların hayallerine o kadar da değil. Ama diğer söylediklerini kesinlikle arkasında duruyorum. 4 saatlikte geri dönüş sinyali bekliyorum. 4 saatlikte hala da ufak bir geri çekilme bekliyorum. Geri çekilmenin de derinleşeceği bölgenin bitcoin üzerinde Tekrar şurada ikinci ekranımdan da bir teyit edeyim. 38.000 dolar 37.900 dolar en kötü ihtimal 37.000 600 dolarlara kadar bir geri çekilme olma ihtimali şu an için masada. Onu da dile getirmiş olayım. Ee, hala da artan üçgen formasyonundan kurtulamadık. 45.516 bandını kırıp üzerinde bir kapama gelmediği sürece günlükte hala da bu artan üçgen içerisinde gidip gelmeye, gidip gelmeye, gidip gelmeye devam edeceğiz. Rally başlamadı. Altcoin'ler minik minik kımıldanmaya başladı. Bu kımıldanan altcoin'lerden paralarınızı cebinize Videonun başında anlattığımız izli takip ve momentum kullanımıyla koyun. Cebinize koyun. Para cepte güzel. Para seninse güzel. Anladın mı? Borsada durduğu sürece değil. Senin cebine geçtiği sürece güzel. Herhangi bir paritede dururken değil. Senin cebine o kar geçtiğinde güzel. E, bugün %20 AV'den, AVAX'tan AVAX'dan e, cebine para koyan herkesi de kutluyorum. Yakın zamanda mana, e, ada... O tarz paritelerde de belli yükselişler bekliyorum. Devam edelim dostlar kazanacak çok paramız var. Yarın kendi saatimizde yayında olacağız. Kanalı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi referans olarak başkalarına önermeyi unutmayın dostlar. Seviliyorsunuz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.